Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabım sınav sahnesi 4 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Bir kumbarada bulunan para sayıları e, kareli zemin yanda, zeminde yandaki sütun grafiği ile gösterilmiştir. Kumbaradaki paraların türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye soruyor. Gençler dikkat ederse bakın burada para sayıları gösterilmiş ama sütun grafiğinde burada değerlerimiz yok gençler. E, bu değerler olmadığı için e, kareli zeminden faydalanarak bunlara x'li veya k'lı değer verebiliriz. 50 kuruşa baktığım zaman gençler 1, 2, 3 tane o halde buna 3x diyeceğim. 10 kuruş gençler gördüğünüz gibi 4 tane 4x tane diyelim. E 5 kuruş gençler 8 tane 8x diyorum. 25 kuruşta bakın buradan bir fazla 9x tane var. Evet gençler. O halde toplayacak olursam şöyle 8x pardon 8x toplam para sayısı artı 4x artı 9x artı 3x 8, 12, 21, 24x gençler toplam para sayısı. Para sayıların toplamı gençler. E bu 24x'in e tamamıysa e 360 derece biliyorsunuz daire grafiğinin tamamıydı. 24x 360 dereceye denk geliyorsa böyle yapalım gençler. Mesela 4x 10 kuruştu. O halde 4x kaça denk gelir diye düşünelim. Sevgili gençler gördüğünüz gibi burada 6'da birim. O halde ben 360'ı 6'ya bölersem Evet buradan gençler soru işaretinin değeri 360 bölü 6'dan 60 derece olacak. Ee, 60 derece kim gençler? Ee, 10 kuruşların derecesi. 60 derece. Ee, 3x gençler bakın 24x'in aynı şekilde orantımızı kurabiliriz. 3x 24x 360 sa 3x bunun 8'de biridir. 360'ı 8'e bölersek gençler 45 derece yapar diyelim. 368'e böldük. 45 derece. 3x gençler 50 kuruşun sayısıydı. Bakın bu da 45 derece. Evet. 8x'e bakalım gençler. 24x 360'a denk geliyorsun. 8x bakın buradan 3'te 1'dir. Hali bunun da 3'te 1'i. 120 derece olacak. 5 kuruşların sayısı. Bakın gerçekten burada C şıkkında 5 kuruşlar 120 derece, 50 kuruşlar 45 derece, 10 kuruşlar 60 derece olduğunu görüyorum ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Bir minibüste görseldeki gibi her sırada 4 adet koltuk vardır ve toplam 4 sıranın olduğu bir minibüsteki yolcu sayılarının ikinci duraktan son durağa kadarki değişimi Aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Ona göre ilk duraktan 10 kişi ile hareket eden minibüsteki yolcu kapasitesi minibüs en az kaçıncı duraktan kalktığında tamamen dolar diye soruyor. Öncelikle gençler o halde kapasiteyi bulalım. Her sırada 4 koltuk var ve 4 tane sıramız var. Buradan 4 çarpı 4'ten yolcu kapasitesi gençler 16 yolcudur. İlk durakta gençler ne yaptık? 10 kişiyle hareket ettik. O halde birinci durak diyelim. 10 kişiyle hareket ettim. İkinci durakta sevgili gençler bakın binen ve inenleri düşüneceğim. Binenleri artı diyeceğim. inenleri çıkaracağım. İkinci durağa geldiğimiz zaman 10 kişi vardı. İkinci durakta gençler bakın maviyle gösterilen binen sayısı 3 kişi bindi. 5 kişi indi. E 10, 3 daha 13, 5 çıkartırsan gençler 8 kişi olur. İkinci duraktan kalkarken 8 kişi var. E, üçüncü durağa geldik. 8 kişiyle geldim. Gençler bakın burada inen yolcumuz yok. E, binen 9 kişi var. E, pardon ikinci durak yani üçüncü durak. Özür dilerim. Üçüncü durak burada. Binen gençler 6 inen 7 kişi. Binen 6 inen 7. 8 6 14. 14'ten 7 çıktım. 7 kişi oldum. E, dördüncü durağa geldiğimizde buraya 7 kişiyle geldik. Gerçi inen yolcumuz yok ama bakın 9 kişi bindi. Mahalle 9 eklersem bakın 16 yolcu oldu. Zaten bizim kapasitemiz de 16 idi. Demek ki dördüncü durakta gençler tamamen dolmuş oldu diyorum. E, dördüncü durak yanıtını gördüğünüz gibi boru seçeneğinde işaretliyorum. Evet üçüncü sorumuza devam edelim. Bir manavda satılan ürünlerin kilogram fiyatları görselde, bir haftada yapılan satış fiyat miktarları da grafikte verilmiştir. Yapılan satışlara göre elde edilen gelirler toplamını istiyor. Arkadaşlar domatesle başlayalım. Domates arkadaşlar 35 kilogram satıldı ve 1 kilogram 5 lira. O halde 35 ile 5'i çarparsam Domatesin satışından elde edilen gelir 175 TL. Elma ile devam ediyorum. Evet, 20 kilogram elma satıldı. Ve 1 kilogram sevgili gelirse elmanın 10 kilo 10 TL. Buradan 200 TL gelir elde edilir. Arkadaşlar alt alta yazmaya dikkat edersek direkt toplayacağım. Havuç ile devam edelim. Evet, 40 kilogram havuç satıldı. Ucunda 1 kilogram sevgili gençler 8 TL. 40 ile 8 çarparsak da 320 TL. Evet, mısır 25 kilogram satılmış. Bir mısır gençler 1 kilogram mısır da 10 lira. Evet 250 TL buradan gelir elde edildi. Son olarak portakala bakıyorum. Portakal 15 kilogram satılmış. Ve 1 kilogram portakal gençler 5 TL. Buradan da 75 TL gelir elde edilir. Şöyle topluyorum gençler. 5, 5 daha 10 elde var 1. 7, 9, 14, 7 daha 21, 1 de elde 22. Elde var 2. Evet 1, 3, 6, 2 daha gençler 8, 2 daha 10. Gördüğünüz gibi 1020 TL gelir elde edilir. 1020 yanıtını Evet, seçeneğinde işaretleriz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, Kenan Bey'in bir günde etkinliklere ayırdığı zaman değişimleri gençler başlama ve bitiş saatleri aşağıda verilmiştir. Kenan Bey'in bir günlük etkinlik sürelerin dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde oluşan grafik aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor sevgili gençler. Öncelikle bakın 8'den sabah 8'e kadar gençler 24 saat var. Yani bu bir günün tamamı. O halde 24 saati daire grafiğini gösterirken 360 derece ise gençler burada 1 saati bulursak daha rahat işlem yaparız. 24 gençler 360'ın 15'te biridir. O halde 1 saat 15 dereceye denk gelecek diyelim. Evet gençler öncelikle arkadaşlar burada K, L, M ve N'de geçen zamanları bulalım. K'de gençler gördüğünüz, gördüğünüz gibi 8'den 10'a kadar 2 saatlik zaman geçti. L'ye geldiğim zaman 10'dan 18'e gençler. 10'dan 12'ye kadar bakın 8 saat var gençler. 18'den 10 arasında 8 saat var diyelim. M'ye geldiğim zaman gençler 4 saatlik zaman geçiyor. Sonra N'de de 10 saatlik zaman geçti. Bunları hesaplayalım gençler. K'ye geldiğimiz zaman 2 saatti ve 1 saat 15 dereceydi. 2 çarpı 15'ten K'nin merkez açısı 30 derece olacak. L sevgili gençler 8 saatti. 8 çarpı 15'ten 120 derece olacak. M'ye geldiğim zaman 4 saat zaman geçti. 4 çarpı 15 60 derece olacak. Son olarak N'ye geldiğimde 10 çarpı 15 sevgili gençler 150 derece olacak diyoruz. Evet bu nerede var gençler baktığımız zaman L'nin 120 derece N'nin 150 derece oldu. Bakın N 150 L buradan 120 2 e 30 ise demek ki buraya da 60 derece kalır. O halde buradan denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza geçelim. Mehmet Bey'in sahip olduğu bir tarlada elde edilen zeytin çeşitlerinin miktarlarına göre dağılımı grafik 1 ile zeytinden elde edilen yağın yüzde miktarına grafik 2 ile gösterilmiştir. Yeşil zeytinden elde edilen yağ miktarı. Gerçi yeşil zeytinden bakın 50'si yağmış. E, 300 kilogram olduğuna göre siyah zeytinden elde edilen yağ miktarı kaç kilogramdır? Yani önceki yüzde 50'si 300 kilogramsa. Yüzde 50'si 300 ise yeşil zeytinin tamamı yani %100'ü buradan iki katıdır gençler. O halde 600 kilogram diyeceğiz. Yani yeşil zeytinin tamamı 600 kilogram. Gerçi 360'tan 150'yi çıkartırsam siyah zeytin merkez açısı 210 derecedir. O halde şöyle diyelim gençler. 150 kilogram 600 kilograma denk geliyor. 150 derece 600 kilograma geliyorsa Yeşil zeytin merkez 150 idi. Bu 600 kilogramsa e, siyah zeytin gençler 210 derece kaç kilogramlık siyah zeytin elde edilir diyoruz. Doğru orantı var gençler. O halde kat olarak görebilirim. Buradan 4 katı buradan da 4 kat dersem e, 210'u 4 ile çarpıyorum gençler. 840 kilogramdır. Demek ki 840 kilogram gençler siyah zeytin elde ediliyor. Gerçekten bunun da %75'i yağ dönüşüyor. O halde ben 840'ın %75'ini bulmak için 75 bölü yüzde çarparım. Sadeleştirdim. 3 kaldı. 4 kaldı. Böyle gençler 4'e sadeleştirsem 210 olur. 210 ile 3'ü çarparsak da 630 kilogram sevgili gençler zeytinyağı elde edilir. Bunu da gördüğünüz gibi konu seçeneğinde elde ederiz diyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. 6. soruda bir ilde dans oyunları yarışmasında finale 5 takım kalmıştır. Takımların e, sahnede kalma sürelerin dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Yarışma e, saat 12'de başlamış ve 15.40'da bitmiştir. Her ardışık e, yarışması arasında sahnenin temizlenmesi için de 10 dakika ara verilmiştir buna göre yarışmanın yapıldığı salonu 13.30'da giren bir kişi sahnede hangi takımı yarışmacılarını görür diye soruyor. İşte her yarışma arasında bakın 10'ar dakika zaman var. Yarışma gençler 15.40'da bitti. Ve 12'de başlamıştım. O halde gençler yarışmanın başlamasının bitimine kadar. Bakın 40, 3 saat 40 dakika geçecek gençler. 3 saat 40 dakikayı e, dakikaya çevirecek olursam 3 saat biliyorsunuz 180 dakikaydı. 80 artı 40'dan toplam 220 dakika gençler. Ne olacak? 220 dakika yarışmanın başlamasının bitimine kadar geçmesi gereken süre olacak diyoruz. Peki gençler. Yarışmanın başlamasından bitimine kadar geçmesi gereken süre diyelim arkadaşlar o halde ben bunu daire grafiğinde gösterecek olursam şöyle düşünelim. Gördüğünüz gibi bakın 4 tane de aramız var. ben 1220'den 220'den bu 4 tane arayı yani 40 dakikayı çıkartırsam yarışmaların yani işte gerçek süresi aslında 180 dakika. 80 dakika boyunca yarışmalar sürüyor. Şöyle diyeceğim yani işte, 180 dakika daire grafiğinde 360 dereceye denk geliyorsa Şimdi buradan 1 dakika 2 dereceye denk gelir gençler. Evet bunu kullanırsak daha pratik işlem yaparız. 1 dakika 2 derecedir diyeceğim. O halde ben dakikaları bulabilmek için gençler ne yapmam gerekiyor? E, 2'ye bölerek dakikaları bulacağım. A 82 dereceydi. 82'yi 2'ye bölersem A'nın geçen süresi e, gerçekteki sahnedeki süresi 41 dakikadır. B e, gençler 90 derece. 90 dereceyi 2'ye bölersem B'de geçen süre 45 dakikadır. C'ye geldiğim zaman 72 derece 2'ye bölecek olursam 36 dakikalık zaman geçer. Son olarak D'de gençler 46 derece 46'yı 2'ye bölersek 23 dakika zaman geçecek. Ve bunların arasında gençler şöyle siyah kalemle göstereyim. 10'ar dakikada artı 10 dakikada ne olması gerekir? E, Aralığı verildiğini unutmamamız gerekir. E de istersek bakın E'nin merkez açısı gençler burada 70 derecedir. 70'i de 2'ye bölerek bunun da 35 dakika olduğunu gösterelim. Gençler 13.30'da saniye gelen birisi dedim. başlangıç saati 12 idi. Ben 13.30'dan 12'yi çıkaracak olursam yani 1,5 saat gençler. 1,5 saat bu da 90 dakika eşittir. Ben yani 90 dakika sonra salonu geldiğini düşüneceğiz. A ile başlayalım gençler. bakın 41'dim. E 10 dakika eklersem 41 artı 10'dan A inip gençler yani işte A sahneden inip B çıkasıya kadar geçen süre 51 dakika. 90. dakikada gelecek. E 51 dakikaya gençler B'nin süresi 45 dakika ekleyelim. 51 ile 45 toplarsam bakın 96 dakika yapar. Demek ki gençler 90. dakikada gelen B'yi sahnede görmesi gerekir diyoruz. Evet B sahnede olur diyelim. B sahnede olur. Diğerlerini incelememize gerek kalmadı gençler. Buradan B şıkkı. Bakın B'nin olduğu yer neresi gençler? A seçeneği. Evet A şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet gençler. 7. sorumuzda bir kitabın hazırlanma aşamasındaki maliyetlerin dağılımı grafik 1 ile hazırlık aşamasındaki Bakın bu hazırlık aşamasını gençler buraya yansıtmış. E, maliyetlerin dağılımı da grafik 2 ile gösterilmiştir. Z kitap için 300 TL, baskı için 4500 TL. Maliyet olduğuna göre reklam için kaç lira maliyet olmuştur diyor. Gençler baskının maliyeti belli 4500 TL. Z kitapta gençler 300 TL. O halde öncelikle hazırlığın toplamını bulabilmek için. Bakın 30 derecesi 300 TL ise grafik 2'nin tamamı gençler. Yani hazırlığın tamamı 360 derecedir. Buraya x liradır diyorum. Buradan 30 x eşittir. 360 çarpı 300'den her iki tarafı 30'da sadeleştirirsem şöyle bakın gençler. 30'a bölersek 10 kalır. 360'la 13 e çarparsam 3600 TL olur. E, grafik 2'nin tamamı, aynı zamanda hazırlık kısmının tamamı. 3600 TL. Gençler yani işte bakın burası 90 derece olduğu için ben 360'tan 90'ı çıkartırsam 270 derece hazırlık ve baskının merkez açısı. Hazırlık artı baskı diyelim. Ve buradan 4500'e 3600 toplarsam 8100 TL'de bakın buradaki toplam ücrettir 8100 TL. Ve burası da gençler 270 dereceydi. O halde şöyle diyeceğim gençler 270 derecesi 800 8100'e denk geliyorsa 270 derece 8100 TL ise reklam gençler 90 dereceydi. E bu kaça denk gelir diyorum. Bakın şöyle görelim. gençler. 3'te biridir. O halde 8100'ü 3'e bölecek olursam 2700 TL olur sorumuzun yanıtı ve 2700 yanıtını gördüğünüz gibi bolu seçeneğinde işaretleriz. Evet Devam edelim. Son sorumuza geçelim. Evet 8. sorumuzda 4 arkadaşın ilk durumdaki misket sayıları grafik 1 ile gösterilmiştir. Daha sonra misketlerin birer kısımlarını birbirine verdikten sonra oluşan misket sayılarının dağılımı grafik 2 ile gösterilmiştir. Son durumda Ali'nin elinde 60 tane misketi olduğuna göre e, hangisi yanlıştır diye soruyor. Yaşlı bakın son durumda grafik 2'ye baktığımız zaman 90 derece. O halde 90 derece 60 tane miskete denk geliyorsa 2 kerem gençler zaten 90 derece. Bakın Ali ile Kerem birbirine eşit. Bunlarda 60'lar tane misket var. Osman'a baktığımız zaman gençler 60 derece. O halde 60 derece kaç tane miskete denk gelir diyorum. Gençler bakın buradan doğru orantı olduğu için aslında içler dışlar çarpımı yapıyoruz. O halde 90x eşittir 60 çarpı 60. Evet eşitliğimizin her iki tarafını 90'a bölelim. Şöyle arkadaşlar 30'a böldüm 2, 30'a böldüm 3, 60'ı 30'a böldüm gençler 20 kaldı. 2 çarpı 20'den buradan x'in değeri 40'tır gençler. Demek ki 60 derece 40'a eşittir. Yani 40 tane misket vardır. Gençler 60 derece 40 Yusuf'un misket sayısı bakın burası 120 derecedir. 120 derece 60'ın 2 katı olduğu için bu da 40'ın 2 katı 80 misketi var. Verilen seçeneklere baktığımız zaman gençler Denizli seçeneğinde son durumda Yusuf'un misket sayısı 120'dir demiş. Bakın 80 misketi olması gerekiyordu. Denizli seçeneği yanlıştır diyoruz. Diğerlerini de hızlı bir şekilde inceleyelim. Son durumda Osman 20 tane misket vermiştir diyor. Gençler bakın Osman'ın ilk durumda 60 taneydi. Osman diyeceğim. Son durumda 40 tane kaldı. Çıkardığım zaman evet 20 tane misket vermiştir. Doğrudur. Son durumda e, Kerem 15 tane misket almıştır. Gerçi Kerem'in 45 misketi vardı. Son durumda Kerem'in 60 tane oldu. 60'tan 45 çıkartırsam evet 15 tane misket almıştır gençler. Bu ifademiz de doğrudur. Son durumda Ali 15 tane misket vermiştir. Gerçi Ali'nin başlangıçta 75 misketi vardı. Son durumda 60 tane kaldı. Yine çıkardığım zaman bakın 15 tane misket verdiğini görüyorum. Buradan da denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.